Doğru tercih başlasın bakalım. Hoş geldiniz. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Artık son fırsat diyeceğiz. Ek yerleştirme 25'i ile 30'u arasında yapılacak. Biraz gecikti ama olsun artık. Baştan hani koşturarak bir takım şeyleri yaptık. Gene de geciktik. Üniversitelerde dersler başladı. Artık ne yapalım? Buradan itibaren yola koyacağız. Değerli konuklarımız, Işık Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Yavuz Koşener hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Diğer değerli konuğumuz da yine Işık Üniversitemizin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Sayın Sıla Durhan hocamız da bizlerle birlikte. Şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Zamanımız kıymetli, hızlı bir şekilde başlayalım. Bildiğim kadarıyla naçizane, tabii ki sizin alanınız, haddimi aşmayayım ama mimarlık dünyanın en eski mesleklerinden biri. Değil mi? Evet, evet öyle. Çünkü insanoğlunun gereksinimlerini karşılayan bir meslek. İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi de barınma. Bu barınma ihtiyacını karşılayabilmek için kuşkusuz ki insan var olduğundan bu yana mimarlık var ola gelen bir meslek ve de giderek gelişen bir meslek. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu mesleğin uygulamalarını genişleme, uygulama devamlı gelişiyor, ilerliyor ve çok büyük bir sektörü ülkemizde kapsıyor. Özellikle ülkemizde bugünlerde çağımızda çok büyük istihdam yaratan bir sektör ortaya çıktığı için de mimarlık çok büyük bir revaç buluyor ve talepte, istekte çok oluyor. Evet. Peki Sıla hocam, hani mimarlık, lütfen siz üstünüze alınmayın ama böyle daha bir bayan mesleği gibi gözüküyor, var mıdır? Hani oran kaça kaçtır? Mühendislikteki gibi midir? Nedir? Bir cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz öyle bu şey konuda. Olamaz. Hayır, yani tüm mesleklerin hem bayanların hem bayların yapabileceği gibi olduğunu düşünüyorum. Mühendislik de bunun dahilinde zaten. Evet, mimarlık da yelpazesi çok geniş bir alan. Aldığınız eğitimle, bu formasyonla pek çok mimarlığın pek çok dalında çalışabilirsiniz. Bir takım çalışması esasına da dayanıyor. Dolayısıyla erkekler, kadınlar hepsi birlikte interdisipliner bir ortamda çalışma fırsatı buluyorlar. Peki yetenek, hani çizim yeteneğidir, resim yeteneğidir. Çünkü çoğu gençlerde şöyle bir şey var. Hocam hani ben bu dalı istiyorum ama benim resim çizme yeteneğim çok yok. Burada el becerisi ne derece etkilidir? Bundan korkmalı mıdır? Daha hayır, doğrusu? Hayır. Yaygın kanının aksine mimarlık için el becerisi elzem değil. Bu geliştirilebilir bir alan. Bizim zaten derslerimiz özellikle birinci, ikinci sınıfta bunu geliştirmeye yönelik. Zaten şu anda mimarlığın yapılış biçimi de bilgisayar teknolojileriyle birlikte değişmiş durumda. Dolayısıyla yaygın kanının aksine tekrar edeyim, bu böyle değil. Peki Yavuz hocam, ülkelere göre mimarlığın hani iş sahasının daha geniş, daha dar kısıtlı olması söz konusu mudur? Yani mesela Türkiye deprem bölgesi ya da çarpık yapılaşma çok fazla. Onun için bizde hani iş mecrası daha yoğun diyebilir miyiz? Tabii, yani yapı sektörü şu anda Türkiye'de en büyük istihdam yaratan bir sektör. Bu özellikle günümüzde bu son 10 yılda giderek artıyor. Yurt içinde, yurt dışında çok büyük firmalarımız var. Yani dünyanın en büyük 10 müteahhit firmasının gelen Türk firmaları var. Bu arada çalışan binlerce insanımız var. Onun için konut açığımız çok fazla. Diğer binalara ihtiyacımız çok fazla. Yenileme ihtiyacımız çok fazla. Yani giderek kentlerin mutlaka yenilenmesi gerekecek. Bunların hepsi meslek adımı gerektirecek. Ve mimarlık, inşaat mühendisliği çok uzun yıllar büyük bir ihtimal hep revaçta olacak. Çocuklar aç kalmaz diyebilir miyiz? Mümkün kesin değil, aç kalmazlar. Herkese iş var. Herkese iş var. Yani ama iyi olmak farklı. O tabii bir ayrıcalık ama yani biz öğrencilerimizden biliyoruz. Bu mesleği yaparak büyük bir oran hayatını kazanıyor, ekmek kazanıyor bu meslekten. Başka işler yapan çok az. Peki mesela mimarlık büroları vardır. Evet. Ama bağımsız olarak mesela tek başına çalışan, evet, illa bir büro mu açmak gerekir? Hayır, büroya hayır mı girmek gerekir? Hayır, hani inşaat firmasına mı girmek? Nasıl çalışırlar? Ne yaparlar? Yani tabii ki çok farklı alanlarda çalışma olanakları var. Kendi başlarına da bir büro açabilirler. Bir büroya da girebilirler. Bir firmada da çalışabilirler. Kamu kuruluşlarına da çalışabilirler. Başka işlerle de uğraşabilirler. Malzeme satarlar, üretim yaparlar, montaj yaparlar. Şantiyede çalışabilirler. Kontörlük yaparlar. Tasarım alanında çalışabilirler. Yani çok büyük bir spektrumda çalışabilirler. Herkes, tabii şu yanlış bir kanı, herkes tasarım yapacak diye bir kanı
yaygın ama o yanlış bir kanı. Herkes tasarım yapmayacak. Şeyi seyredin. Gerçi alanım değil. Çok yabancı bir alan bana ama National Geographic'te mega yapılar var. Evet. Aman Allah'ım ya. Nasıl hayranlık uyandıran şeyler değil mi? İzliyorsunuzdur herhalde. Ama tabii onlar yapan da dünyada 5 kişi, 10 kişi. Herkes bunu yapmayacak. Evet. Dediğim gibi o geniş spektrum içerisinde herkes kendine bir iş alanı bulacak. Yani peki, şöyle de vurgulayabiliriz. Sadece inşai bir etkinlik değil mimarlık. Aynı zamanda toplumsal bir etkinlik. Mesela toplumsal derken? Beşeri bilimlerle de çok sıkı ilişkileri var. Sorum da öyle olacaktı. Yani mimarlık aslında bilimin, teknolojinin ve sanatın disiplinler arası bir şey değil mi? Yaklaşım. Tabii. Çünkü işin özünde biz insan gereksinimlerine cevap vermek için bina tasarlıyoruz. Onun için insanın gereklilerinin ne olduğunu insan davranışlarını bilmemiz gerekiyor. Onun için birinci sınıflarda, ikinci sınıflarda bizim hep böyle sosyal içerikli derslerimiz var. Davranış bilimleri gibi. İşte insanın ihtiyaçlarının ne olduğunu bilerek hareket ederek ona cevap verecek kabuğu üretmek bizim işimiz. O nedenle iç içeyiz biz. Peki burada yani kişi nasıl karar vermeli? Yani kişilik mi hani burada ön plana çıkar? Bir mimarlık var, bir iç mimarlık var, bir de peyzaj mimarlığı var. Hani ben bunlardan hangisine uygunum? İşte mimarlık olmadı iç mi olsun? Hani o da olmadı dış mı olsun? Nedir buradaki yaklaşım? Tabii bu çok kritik bir soru. Yani aslında mimarlığın içi dışı olmaz. Mimarlık mimarlıktır. Bir formasyondur. Evet. Ama bir özelleşme gerekir. Uzmanlaşma gerekir. Ve bunun belki ikinci aşaması olarak iç mimarlık gündeme gelmelidir. Ve insanlar ağırlıklı olarak binaların içine yönelmelidirler. Onun tamamlanması ve bitirilmesiyle uğraşmalıdırlar. Ama genel konsept mimarlık formasyonu bir tanedir. Bir tane de olmak durumunda. Peki ama birinde hani bir yetenek devreye giriyor iç mimarlıkta. Ötekinde bir sınav devreye giriyor. Hayır, şimdi yetenek demeyelim de şuna şöyle diyelim. Yani insanların bu mesleğe bir eğilimi olması şart. Yani tombaladan çıkmış gibi ben karar verdim mimar olacağım demekle mimar olunamaz. Bir yerde insanın bugüne kadar yani okul tercihini 20 yaşları civarında yapıyorlar 17-18. O yaşa kadar insanların bu mesleğe eğilimi bir şekilde kendini ortaya koyar. Bunu kendine hissedenlerin bu tarafa yönelmesi onların daha başarılı olması için gerekli olan altyapı hazırlar. Mesela burada şey var mıdır? Hani anne baba eczacıysa ya da eczane varsa çocuklar da öyle olur. Mimarlıkta da Sıla Hocam böyle bir hani geleneksel var yani tabii. Öğrenci profiline baktığımızda bunu görebiliyoruz. Yani aile içinde alaylı ya da okullu olarak mimarlık, inşaat sektörü alanlarında olanlar olabiliyor ve bunu bir sonraki kuşağın devam etmesini isteyebiliyorlar. Peki mimarlık... Yani Türkiye'de bunun çok belirgin birkaç örneği de var. Yani şu anda piyasada çok belirgin olan birkaç mimarımız, çok başarılı mimarımız aileden mimardırlar. Şimdi hani Işık Üniversitesi 128 yıllık bir gelenek. Evet. Onun yansıması, son halkası. Şimdi burada tabii ki herkes en iyi fakülte mimarlık ve tasarım veyahut da mimarlık fakültesi biziz der. Şimdi buradaki iyinin şeyi nedir? Tarifi, kriteri nedir? Hani öğretim üyesinin tam zamanlı sayısının fazla olması mıdır? Mimarlıktaki yayın mıdır? İşte bina mıdır? Nedir? Şimdi bu bağlamda şunu söylemek lazım aslında. Işık Üniversitesi'nin diğerlerinden farkı iki noktada bence çok önemli. Bir tanesi, biz çünkü bir bütünün parçasıyız. Hangi fakülte olursak olalım. Biz eğitim geleneğinden gelen, yani sizin de dediğiniz gibi 130 yıla yaklaşan eğitim geleneğinden gelen bir kurumun devamıyız. Bunun bir alışkanlığı ve eğitim kültürü var. Bir. İkincisi, biz gerçekten bir vakıf üniversitesiyiz. Yani bizim patronumuz yok. Bizim rektörümüz gerçekten İTA amiri eski deyimle. İşte bu iki önemli faktör bizi diğerlerine ayırır. Biz böyle bir bütün içerisinde yeni bir fakülteyiz. Ve henüz ikinci sınıf başlıyor. Buna rağmen... Yani bu Işık Üniversitesi'nin en yeni fakültelerinden bir tanesi. Evet. Mimarlık ve tasarım fakültesi. Evet. Bu sene ikinci sınıf olacağız. Buna rağmen çok iyi bir kadromuz var. Yani isimleri web sayfasında görebilir gençler. Şu anda Türkiye'de mimarlık piyasasında gerçekten çok önde yer alan insanlar bizim kadromuzda. Biz bunlarla yola çıktık ve gerçekten çok uzun yıllara dayanan, neredeyse 40 yıla dayanan bir deneyimimiz var. Ne yapacağımızı biliyoruz, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. 3 tane bölüm var değil mi? Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj. Mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj var. Peyzaj deyince benim aklıma hemen bitkiler, nebatat falan gelir. Doğru mudur? Yani onlar sınırlı değil herhalde değil mi? Değil tabii çünkü bu orman mühendisliği ile ziraat mühendisliği arasında gelişen, işte yeni son dönemlerde ortaya çıkan bir meslek. O da interdisipliner bir meslek. Tabii ki değil. Binaların
hem güzel sanatlarla hem de peyzajla birlikte tasarlanması, bitirilmesi, bütünleşmesi gerekiyor. Peyzajcılar da o kısmı dolduruyorlar ve tamamlıyorlar binaların oluşabilmesi için. Ama bu hani konut şeyinin gelişmesi, TOKİ'ler bilmem ne, o çevre peyzaj düzenlemesi. Evet, ama o yani, da aldı başına gidiyor zaten. Tabii tabii, insanlarda çevre bilinci yeni yeni özellikle bizim ülkemizde gelişiyor değil mi? Yani çevremize yeni yeni ilgi göstermeye başladık. Onun için o alanda çok geniş bir alan. Yani bugüne kadar en eksik alanlarımızdan bir tanesiydi galiba. Evet, tabii. Yani ne sokağımız, ne kaldırımız, ne parkımız, ne meydanımız bir şeye benzemiyordu bugüne kadar. Evet. Peki Sıla Hocam, şimdi gene kritik bir soru gelsin. Şeye baktığımızda mesela mimarlıkta da son dönemlerde İngilizce var, Türkçe var. Evet. Ne bileyim işte diğer dallara bakıyorsunuz, Türkçe var, İngilizce var. Nedir aralarında farkı? Hani İngilizceyi yapamayan çocuklar, zorlanan çocuklar olabilir. Onlar için midir? Yoksa başka bir püf noktası var mıdır bu işin? Şimdi tabii bu öğrencinin tercihine bağlı bir durum. Ama her ikisinde de avantajları var. Öğrencinin kendini tanıma süreciyle ve kariyer planıyla birlikte İngilizcenin ona katacaklarını düşünerek bu bilinçle üniversiteye gelmesini tercih ediyoruz biz. Hı hı. İngilizce eğitim yapan bölümümüzde olduğu zaman İngilizce olarak derslerini görüyor. Türkçe eğitim yapan bölümde ise İngilizce destekli olarak yine devam ediyor. Hı-hı. Yani hiçbir zaman yine yabancı dilden kurtuluş yok. Zaten lazım olacak ona ilgisi. Evet. Lazım, evet. Biraz önce de söylediğimiz gibi mimar mesleği takım çalışmasına yani, dayalı bir meslek. Bir de hani sınırları da yok ki mimarlığın. Hani yurt içi falan. Evet. Yok yani. Bir meslek. Evet. Ya öğrencinin bu ileride bu takımların içinde rahat hareket edebilmesi için, uluslararası ortamlarda olabilmesi için bu gerekli. Yavuz Hocam. Dil için bir şey tabii. İzin verirseniz, bu hazırlık dil okuluna giden öğrenciler sadece dil öğrenmiyorlar. Orada o dil, o eğitimi ya dil okulu programı içerisinde bunların kişiliğini geliştirecek, cesaretlendirecek, rahat iletişim kurabilecek hem entelektüel hem de sosyal gelişimi sağlayacak programlar da yapılıyor. Yani o bir yıllık hazırlık okulundaki aslında program insanları üniversitede hazırlıyor. Kısaca rica sadece edeyim. Dil eğitimi diploma değil. Diploma soruluyor mu mesleğe girdiği zaman? Sen nereden geldin? İTÜ'den mi geldin? Işık'tan artık mı geldin? Artık pek sorulmuyor. Sorulmuyor. Yani yapabiliyor musunuz? Aynesi iştir. Yani yapıyorsanız işi değil mi? Yani kimse iş yapmadan size para vermiyor. Kendinizi ne kadar beslediğiniz daha önemli. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şeref duyduk. Evet. 3w.isikun.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi minicik bir ara var. Sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.